Günaydın, 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 günaydın. Günaydın de oğlum. Günaydın arkadaşlar. Bugün diyetimin üçüncü gününe Bismillah dedik. Valla güzel gidiyor. Elhamdülillah. Valla çok güzel gidiyor. Hiç böyle bu kadar zorlanmadan yapabileceğimi tahmin etmemiştim. Hani bayağı böyle zorlanırım diye düşünüyordum. Ama hamdolsun ki öyle olmadı. Şimdi ne yapıyoruz? Saat 8:30. Kahvaltı bugün saat 9'da yapacağım. Demin kalktığımda saat 8'de bir bardak soğuk süt içtim. Kahvaltımı biraz geç yapacağım için. Şimdi hemen yumurtalarım haşlandı. 2 dakika birlikte kahvaltıyı hazırlayalım. Ondan sonra ben güzel sabah kahvaltımı yapayım. Daha sonra şöyle bir evleri toparlayacağız hep birlikte. Evi bir güzel süpür. Arkadaşlar temizliğimizi yaptık. Şimdi saat 11:30 oldu ve benim ara öğün saatim geldi. Bir tane elma ve bir tane kivi. Yani inşallah çok değildir diye düşünüyorum. Gerçi elmanın yarısını büyük bir ihtimalle Ömer yiyecek şimdi benimle birlikte. Yani ara öğünümü saat 11'deki ara 11:30'daki ara öğünümü bu şekilde yapmış olacağım. Sizlere de fikir olsun inşallah. Bay bay ya.
Böyle tavamı iyice böyle kızdırıyorum. Hiç yağ yok içinde, bu şey bulaşık makinesinden çıktı onun ıslaklığı. Sıfır yağda tavayı iyice kızdırdım. Cazırtısını duyuyorsunuzdur. Böyle cızbız yapacağım. Sıfır yağda yapacağım. Tamamen kendi suyuyla, kendi halinde bırakıp bu şekilde bunu önlü arkalı pişene kadar kızartacağım. Daha sonra yanına bir kase çorba içerim. Bir de şöyle salatamı hazırladım. Şöyle. Buna da yoğurtlu bir sos yapacağım üzerine. Yoğurtlu sos yapıp kenarına bunu koymayı düşünüyorum. Akşam içinde şöyle bir çorba kaşığı yağı koydum. Hatta tencerede bayağı kızdırmışım. Bir tane soğan, küçük bir tane havuç, yarım da domates doğradım. Bu benim akşam yemeğim olacak. Canlarım benim. Bu benim akşam yemeğim olacak. Şu genç fasulye deniyor herhalde buna. Bunun güzel suyunu süzdüm. Bunu yapacağım. Bu ama bunu akşam yiyeceğim. Bayağı böyle bol bir tabak. Sırf bundan yiyeceğim. Yanına da kocaman bir bardak ayran yaparım diye düşünüyorum. Bakın bunu göstermek istiyorum. Nasıl? Hani sıfır yağsız yaparım. Bunu göstermek istiyorum sizlere. Çünkü ben bunu daha önceki diyetimde de çok yapmıştım. Çok da seviyorum. Tavuk göğsü zaten biliyorsunuz çok çabuk pişen bir şey. Hani diğer et kısımlarına hiç benzemiyor. Çok çabuk pişen bir et türü olduğu için ben böyle bunu cızbız olarak çok seviyorum. Şimdi buna ben tuz dışında bütün baharatlardan atacağım. Sadece tuz kullanmayacağım. Bu arada ben yemeklerimde tuzu yani bu tarz şeylerle salatamda malatamda işte sabah yaptığım kahvaltıdaki domatese, salatalığıma, yumurtama tuz eklemiyorum. Çünkü öyle çok fazla tuz tüketen biri değilim. Ha, bu yemeklere koyuyorum ama tabii ki. Çünkü bunlar da tuzsuz gitmiyor. Yani mümkün mertebe tuzu az kullanmaya çalışıyorum. Şekeri hayatımdan çıkardım. Şöyle bayağı bir sulansın. Çok az bir şey su ilave edeyim. Tamam. Böyle. Böyle arkadaşlar. Vallahi tavuk kokusunu salmaya başladı. Yani öğlenleri bayağı zengin besleneyim diyorum ara ara. Bayağı böyle güzel besin alayım. Akşamları daha böyle sebze, salata geçiştireyim. Böyle ben bunu bu şekilde şimdi devam kızartacağım. İlk önce har ateşte yaptım. Mühürledim. Şimdi yavaş yavaş ağır ağır önlü arkalı pişireceğim. Buna da bu birazcık daha böyle bir kendini koy verince bunu ilave edeceğim. Az sonra bitmiş halini size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir yemek yapımında tekrar sizlerle birlikteyiz. Şimdi ne yapıyoruz? Ben kendime öğlen yemeği hazırlayacağım. Bir yandan da ama akşam için de bir şey hazırlayacağım. Şimdi dünden mercimek çorbam var. Onu dün soğuyunca hemen buzdolabına koymuştum. Bozulmasın diye. Gayet de güzel duruyor. Şimdi öğlen için yapacağımı göstereyim. Küçük bir parça yarım göğüs çıkartmıştım biliyorsunuz. Onu şöyle şu şekilde kalın dilimde 3 parçaya böldüm. Ve bunu böyle
Öğlen yemeğim saat 1:30. Bir kepçe, tam tamına bir kepçe. Mercimek çorbası ve 3 parça tavuk göğsüm. Yanına da böyle bol yoğurtlu, pul biberli güzel bir salatam. Böyle şimdi bana afiyet olsun. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Kadının işi hiç biter mi? Allah'ınızı seviyorsanız. Ciddi söylüyorum yani. Hiç kadının işi biter mi? Bitmez. Çamaşır işi zaten hiç bitmez. Şimdi şöyle göstereyim. Siyahları sabah yıkayıp kurutma yapmıştım ama kurutma makinesi görüyorsunuz. O kadar çok boş kaldı ki içine. Neyse dedim hadi dur şuna bakayım suyu dolmuş mu? Aa suya bakın. Bu dün yıkadığım makineden kalma. Neyse onu tek elle beceremeyebilirim. Şimdi ne yapacağız? Tekrar renkleri atmıştım. Onları şöyle çıkaralım birlikte. Ondan sonra bunlarla birlikte şey yapacağım. Kurutma yatacağım. Çünkü kurutma yatarken hani renk şeysinin hiç farkı yok. Çünkü zaten kurutuyor yani. Hani birbirine rengini geçme gibi bir ihtimali olmuyor. Bakalım içinde kalmış mı kalmamış. Onun için 2 dakika dedim sizlerle birlikte şöyle bir de bu çamaşırları da kurutumu yatayım. Akşam çocuklar uyuduktan sonra katlıyorum bunları da. Yoksa Ömer'le katlamak vallahi izdiham oluyor. Elime de selfie çubuğumu aldım. Şöyle doldurayım anacım. Doldurayım. Benim işim ne? Ha benim işim ne olsun? 3 tane çocuk. 2 tane biz. Çamaşır boş olur mu? Her gün en az bir makine yıkıyorum. Şimdi 2 makine oldu. Niye? Çünkü hafta sonu beni görüyor musunuz? Hafta sonu yıkamamıştım. İşte hafta sonu yıkamazsan böyle acısını çekersin Özlemcim. Böyle peş peşe atarsın. Şimdi 2 makine yıkamıştım. Ha dur önce suyunu çıkartmam lazım. Dur hele bakayım. Böyle becerebileceğim mi? Aslında becerim ya. Benim yapamadığım şey yoktur. Ve tabii ki başardım. Güzel suyunu da boşaltalım yoksa şey yapıyor. Kurutmayı bırakıyor. Kutuda olduğu için. Bu arada kurutma makinemden de acayip memnunum yani. Ve ben bu makineyi ikinci el almıştım. Hani böyle sıfırdan da almadım. Çünkü sıfırları çok pahalıydı. Ve benim artık gerçekten böyle acil bir şekilde kurutma makinesine ihtiyacım vardı. Artık böyle şey eBay'den bakmaya başladım. Eşim her ne kadar böyle ikinci el eşyalara pek ılımlı bakmasa da bakın şimdi ne yaptım? Ekstra Tokman yaptım. Yani ekstra bir kurutma derecesini açtım. O da 2 saat 23 dakika sürecek. Başlattık. Tamam. Bunu başlattığımıza göre şimdi ne yapacağız? Yatak odamı çok seviyorum. Vallahi. Çok seviyorum. Ya buraya hala bir örtü bulamadım biliyor musunuz? Vallahi şöyle düz şu renkten olan bir örtü bulamadım. Bilmiyorum ya duvarı artık değiştiririm. Duvarla örtüyü aynı renk yaparım. Bilmiyorum yani.
Şu duvara da, şuraya da bir makyaj masası almak istiyorum. Evet, bakın şimdi ne yaptım? Saat 4, yani öğlen 4 ve benim tekrar bir ara öğün saatim geldi. Kendime acı bir Nescafe yaptım, sütsüz, şekersiz. Yanına da tam bir bardağı değil, bir çay bardağından iki parmak eksik. Şöyle bu leblebilerden koydum. Bunlardan günlük bir su bardağı yeme hakkımız var. Onun için ben de şimdi saat 4. Ay var ya, ben bu arada sizlere bir şey söylemeyi unuttum. Aklımdan çıktı. Annemi dün akşam hastaneye yatırdılar. Bir haftadır aşırı derecede kas ağrıları çekiyormuş. Karın ağrısı, kas ağrısı. Ondan sonra pazar, aynen dün sabah şeye gitti. İç hastalığı doktoruna gitti. Orada işte bir röntgen falan yapmışlar. Taş olabilir demişler. Ama hani röntgende veya ultrasonda görünmemiş. Daha sonra kanını almışlardı dün sabah. Kandan hani bakmak için, yani bir şey var mı diye. Kanına da baya hani böyle bir şey, enfeksiyon görülmüş. Aşkım. Şükür anne. Enfeksiyon görülmüş kanında. Onun için dün doktora hemen yatış vermiş. Dün işte akşama doğru gitti. Hani bütün gün onu boş boş atmayayım diye. Akşama doğru gittiler. İşte görüntülü aradım, konuştum. Çok yakın değil maalesef buraya yattığı hastane. Ama tabii ki de akşam gitmeye çalışacağım. Turgut, bu aralar çok geç geliyor işten. Onun için o saatlerde de ziyaret saati olmadığı için bilmiyorum. Ama yetişmeye çalışacağım yani. Her neyse. Demin tekrar hani şey yaptım, konuştuk. Doktor vizite gelmiş. Safra kesen temiz. Çok şükür safra kesesinde bir şey yok demiş. Hani öyle çok büyük ciddi bir ameliyat olmayacak demiş. Böbreklerinden böbrek taşlarını alacağız sadece demiş. Hani kolay basit bir ameliyat olacak demiş. Öyle yani. Anneanne hastanede değil mi oluyor? Hayır. Şimdi Ömer'i uyutacağım. Çünkü Ömer'in çok uykusu var. Bugün Mikail'i almaya ben gidemeyeceğim maalesef. Yani babam gidemeyecek maalesef. Aa, nein! Ay! Bayağı vurma bana kapını. Ay burnum. Ay burnum, dur. Ava yaptın oğlum anneye. Babam hastanede olacağı için aradı. Ben dedi ki kızım, dedi sen git. Şimdi ben de gidemeyeceğim. Tam Ömer'in öğlen saati oluyor. Beşiği de unutmuşum. Ay! Of! Öğlen uyku saati olacak. Onda sağ olsun amcamın eşini aradım. Yani mesaj attım daha doğrusu Selma'ya. Sağ olsun, Allah razı olsun. Valla Ömer'in üzerinde zaten çok büyük hakkı var. Çünkü ben onu Ömer'e çok emanet ettim. Ömer onun böyle yani şey, süt annesi gibi falan. Cici annesi ya da. Hani süt annesi olamaz da hani böyle cici annesi gibi falan. Aşırı derecede gerçekten çok emeği var. Ve Mikael okula başladığından beri Mikael üzerinde de çok büyük emeği var. Çünkü böyle çok yağmurlu havalarda gidemediğim zaman, yetişemediğim zaman, mesela annemler Türkiye'deyken beni ilk günden takip edenler bilir. Hep Selma'yı aramışımdır. Selma ne olur Mikael alır mısın diye. Çünkü onun evine çok yakın. Hemen 2 dakika. 4 ev var herhalde onun eviyle okulun arasında 4 bina olması lazım, o kadar yakın yani. Aslında böyle günlerde ben Mikael'e de söyleyebilirim de, işte karşı orası çok böyle şey, hem tren yolu geçiyor oradan, hem de yani tam tren çok sıklıkla geçmese bile aslında hani diyebilirim, diyecektim Mikael'e böyle günlerde, bak bugün işte Selma'ya git, amcalara git diye. Ama neyse, şey var, karşıdan karşıya geçme mesafesi var. Çünkü orada ışık falan yok. Yol mesafesi de çok büyük. Her neyse, öyle olmaz. Gene boş boş konuştum. Görüyorsunuz değil mi? Aşırı kansızlıktan dolayı yani günden güne daha da böyle rengim solmaya başlıyor. Ama inşallah yani yarın sabah değil ama cuma günü sabah, Allah nasip ederse kan vermeye gideceğim. Pazartesi günü de sonuçlarım çıkar. Ona göre kan ilaçlarımı da kullanmaya başlayacağım. Çünkü kansızlık ve demir eksikliği de kilo vermemeye bir sebep yani.
Onun için hani kilo vermem durmasın diye bütün tahlillerimi falan. Saat 6:30 ve benim akşam yemeği saatim. Akşam yemeğimde ne varmış? Şöyle göstereyim. Yine bir kepçe mercimek çorbası içeceğim. Ve böyle iki kepçe de iki dolu dolu kepçe fasulye yemeğini koydum kendime. Gülşen orası sıcak kızım. Şöyle bir şeyde çipte kanat koydum. Yanına ayran yapacağım. Çocuklara ilk önce mercimek çorbası. Daha sonra şöyle patates, rendelenmiş patatesten yapılan böyle bir köfteler var. Hazır satıyor bunlar. Fırına bundan verdim. Yıkal kanat yemiyor ama Gülşen'le Ömer'e kanat koydum. Böyle yemeğimiz hazır. Turgut daha işten gelmedi. Maalesef 2 gündür baya yoğun çalışıyor. Hatta 3 gündür. Böyle biz şimdi yiyelim. Çocuklar bayağı bir acıktı. Ömer yat. Peygamberimiz ve küçük yetim kız. Aydınlık şehir Nurdubel'de, Medine'de bir bayram sabahı. Rahmet peygamberi tebrik için evleri dolaşıyormuş. Herkes sevinç içindeymiş. Mutluluk duygusu insanların yüzünde tebessüme dönüşüyormuş. En çok sevinenler herhalde çocuklarmış. Bayramlık elbiseleriyle sevinçle oraya buraya koşuşturup duruyorlarmış. Ümmetinin sevincini paylaşan peygamberimizin gözüne birden uzak bir köşede boynunu bükmüş küçük bir kız takılmış. Ömer bırakır mısın? Elbisesi yamalı, ayakkabısı yırtık, yanına yaklaştığında avuçlarıyla yüzünü kapatıp ağladığını görmüş. Peygamberimiz onu bu halde görünce hemen yanına gidip tatlı ve şefkatli sesiyle sormuş. Yavrucuğum, bu bayram gününde niçin ağlıyorsun? Çocuk içini çekmiş, başını kaldırmadan soruyu soranın kim olduğuna bile bakmadan konuşmaya başlamış. Babamı hatırladım, bu yüzden ağlıyorum. Geçen bayram bizimleydi, şimdi ise yok artık. Son savaşta peygamberimizle birlikte gitti, onunla yan yana dövüştü ve sonunda şehit oldu. İnsan böyle yetim kalınca elbette ağlar. Bunları duyan sevgili peygamberimizin yüreği sızlamış. Küçük kızın başını okşayarak şöyle demiş. Sil gözünün yaşını yavrucuğum, kaldır başını. Bak ne diyeceğim. İster misin senin baban ben olayım? Fatma ablan, Ayşe de annen olsun. Bu teklifime ne dersin? Bu sözleri duyunca çocuk şaşırıp kalmış. Demek ki dert yandığı, içini döktüğü kişi sevgili peygamberimizmiş. Sadece evet demek için başını hafifçe sallayabilmiş. Peygamberimizin evine beraberce giderken artık sevinçle yürüyormuş bu küçük yetim kız. Tuttuğu ipek yumuşaklığındaki elden sanki ılık ılık mutluluk akıyormuş kalbine. Eve vardıklarında ev halkı da çok sevmiş bu küçük yetim kızı. Elini yüzünü yıkayıp saçlarını taramışlar. Güzel elbiseler giydirmişler. Karnını doyurmuşlar. Elleme. Masal okuyoruz. Işığı kapat. Evet ve yatmadan önceki son ara öğün. Bir bardak buz gibi süt ama tarçın koymadım içine. Neyse arkadaşlar, benden bugünlük bu kadar. Diyetim çok güzel geçti. Güzel sporlarımı da yaptım. Çok şükür sıfır kaçamaksız bir gün daha. Yarın tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.